Ben köpek diye geldim ama harbiden bunlar aslanmış. Kocamanlar. Bana böyle söyleselerdi hakikaten korkudan gelemezdim herhalde. Köpeklerin sahipleri de burada yanımda. Hatta ben girerken korkudan gelemedim ama yavaş yavaş onlara alışmaya başladım. Hatta şöyle biraz dokunayım dedim. Sevgi göstergesi. Maşallah. Ömrümde ilk defa diyebilirim. Bu kadar yakın olma. Abi nasılsın? Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba abicim, sizi tanıyabilir miyiz? Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Dernek Başkanı Muammer Tıpırdamaz. Evet. Aksaray Malaklısı'nın ırk tespit çalışmalarını Türkiye'de KIF, Uluslararası FBI, FCI tarafından belli bir zamandır yapmaktayız. 3500 yıl evvel, milattan önce Sümerler diye bir kavim Mezopotamya havzasına geliyor. Yanında gelirken bu köpekleri getiriyorlar. Bu yolda, köpekleri nereden getirmişler abi? Orta Asya'dan Sümerler getiriyor. İlk gelen Sümerler getiriyor. Sümerler zamanında davarcı bunlar, malcı. Bu köpeğin cinsi ne abi? Bu köpekler çoban ve bekçi köpeği olarak geçiyor tarihte. Güvenlik amaçlı. Tabii, hem güvenlik amaçlı hem bekçi amaçlı. Normalde köpeklerden çok korkuyorum. Hep bana diyorlardı ki korkma ama bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum. Baksana ne kadar uysallar. Az önce o benden biraz tırstı. Ayakta bir gardını aldı. Ama benim bu sohbetimden o iyi niyetimi hissetti ve oturdu. Böyle ben ya bir köpeğe dokunabiliyorum ilk defa. Vallahi hissediyorlar galiba tabii, değil mi? Tabii. Asurlar zamanında da Anadolu'da savaşlarda savaş köpeği olarak düşmanlarına karşı. Ya savaşıyorlarmış yani. İnsanlara karşı çok saldırganmış o zamanlar bunlar. Hı. Asurlar burada yaşamışlar yani İç Anadolu'da. Evet. Tarihçesi bunların çoban ve bekçi köpeği. Şimdi davarda kalmadı. Fiziki yapıları, surat yapıları. Aksaray Malaklısı'nda özellikler ağırlıkla kafaya toplanır. Evet abi Malak niye Malaklı? Malak dediğimiz olay Anadolu'da. Şimdi kalakla malak diye bir olay vardır. Anadolu'da mı? Tabii. Şimdi bir kahveye girer, kalağını niye astın? Malağını niye düşürdün? Suratını. Yani bir şeye canı kız sıkkındır yani kızgındır. Kahveye girer böyle surat düşür. Hayırdır? Malağını niye düşürdün? Böyle bir deyim var. Deyim burada. Vardır. Aha. Bu deyimi de adını da ya kalak ya malak diye kafamda epeyce şey ettim. 2006 yılında da ben Malaklı olarak koydum bunu. Siz mi koydunuz tabii, ismini? Tabii ben koydum bunun ismini. O zamanlar ben güvercinlerde de başkanım. Malaklılarla hiç alakam yok. Durup dururken bir hikaye gibi bunun içinde kendimi buldum. Ve derneğini kurduk. Federasyona bağlıyız. O da uluslararası konfederasyona bağlı. Peki bu hayvanların bakımı zor mu abi? Günlük yediklerini görsen dersin ki bu köpekler bunlarla mı bu kadar oluyor? Ne yiyorlar? Ya günlük işte 3-4 tane kuru ekmek, içine birazcık süt, birazcık arpa unu, yal deriz. Karıştırırlar. Havan durumuna göre bu mevsimde yumurta vermek bunlara haftada bir kere, bilemedin iki kere. Yumurta mı veriliyor? Yumurtayı kabuğuyla ezer içine atarlar. Ha, yaz protein. Günde bir kere tabii. Bir kere ama yaz günü her gün verdiğin an patlamaya proteini fazla geldi mi deriden atar bu hayvanlar yani. Patlatırlar. Bakımlar da çok basit. Abi yüzlerinde böyle gözleri hep yaşlı yaşlı. Niye? Özelliği bu Malaklıların. Gözleri böyle düşük olur. Ama hep yaş. İşte özelliği o. Gözle, terlemem deriz artık. Göz acaba mutsuzlar mı? Yok. Mutsuzlar olsa zaten sinirli olurlar. Dünyadaki çoban köpeklerinin içinde en büyüklerinden bir tanesi. Fizik olarak Anadolu'dakilerin en büyüğüdür. Kaç yaşına kadar yaşıyorlar? 9'da 11 yıl. Ben iki tane Malaklı yaşattım. Teki 10 yaşında geldi. 19 yaşına kadar yaşadık. Aha. Benim işte güvercinlerim, tavuklarım var. Orada bekçi niyetine tuttum. 19 yaşında o köpeğe de azat ettim. Niye? Serbestsin dedim. Köpek bana baktı, bizim arazimiz büyük, havaklık ne. Bundan sonra bu kapıda dedim, rızkın kesildi, çözdüm. Hı hı. Artık zor yürüyordu. Hı. Hürsün dedim, gidebilirsin dedim. Benim gözüme şöyle baktı, ben de ona bakıyorum. 200 metrene gitti. Hı hı. Bizim havaklık vardı, havaklığa doğru gitti, döndü bana bir baktı. Köpeğin ağlayıp ağlamadığını bilmiyorum da ben orada çok ağladım. Ciddi misin? Ciddiyim. Köpekler insan dostudur diyorlar ya. Doğru. Sen bir köpek sahibi olarak ne düşünüyorsun? Şimdi elikten aldın büyüttün. Evet. Veyahut da bir yaşında geldi. Eğer sevgini hissettiği an seni çoluğundan çocuğundan bile kıskanır. Peki Malaklı köpeği hiç saldırır mı yoksa hepsi böyle uysal mı? Tarihçesi bunu çok saldırgan. Öyle mi? Hadi. Ama biz bunları fuarlara götürüyoruz.
İnsanların içinde çoluk çocuk sarılıyor, seviyor, öpüyor. Fotoğraf çekiliyor. Bu çoban köpeği cinsinin içerisinde Sivas Kangalları da var mesela, Akbaşlar da var. Evet. Malaklı köpeğiyle onları birbirinden ayıran özellik ne? Fiziki olarak Aksaray Malaklısı en büyüklerdir. Hı hı. Görevleri aynıdır. Çoban ve bekçi köpeği olarak. Evet. Akbaş'ta. Akbaş biraz daha davarda serttir insanlara karşı. Evet. Yani hem bekçiliğini yapar hem de insanlara karşı daha serttir. Sadık bir hayvandır. Davarcılıkta çok üstündür. Kangal keza desen o da aynıdır. İkisinin de kafa yapıları birbirine benzer. Sivri ağızlıdır. Bizim Malaklı'nın kafa biraz daha büyüktür. Ağız biraz daha kısadır. Ve alt ve üst dudaklar aşağı doğru sarkıktır. Evet. Gözlerinin iç benleri gözükür. Hiç kimseye saldırmıyor mu bunlar? Hiç. Ellemezler. Bunlar insan namına bir şey ellemezler. Ama tilki, köpek, canavar. Hangi köpek? Canavar da gelir. Nereden? Kişi. Hasan Dağı'ndan. Canavar mı? Tabii kurt dediğimiz canavar. Burada canavar diye geçer. Yani kurda canavar dedi. Hayır, hayır. Onu kafayı buradan açalım. Ve şuna mı anlatıyorsun? Hayır, 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 hayır. Korkuyorum ben ya. Çekime biraz ara verdik. Böyle biraz heyecanlandılar tabii. Arkadaşları geldi. Ben de korktum tabii haliyle. İster istemez. Kocamanlar, aslan gibiler. Benim onların yanında şu anda durmam bile o verdikleri güzel enerjiden, o güzel duygudan aslında onu hissettim. Hatta böyle bir dokunsam mı diye düşünüyorum yani. Abi sen hiç elleme. Sen hiç elleme. Ben bir kendim böyle kafasına dokunmak istiyorum. Bir de böyle çok duygusal bir suratları var ya, böyle ağlak ağlak. Hep böyle mutsuzlarmış gibi geldi bana. Bir dokunacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Canım benim. Ay ne tatlı. Ah kıyamam. Bunlar çok duygusallar abi galiba. Tabii şimdi bunlara ne kadar seveceğin yaklaşırsan, aha, onlar da sana katlı katlı, misli misli seveceğin yaklaşır. Yeter ki bunlara azıcık bir sevgini göster. Şımarıklıklarından ne yapacaklarını şaşırırlar Aksaray Malaklısı olarak. Ve bütün köpekler aynı. Yani bir bunlar değil, bütün köpek ırkları da aynıdır. Bu köpekler her yerde bulunmuyor tabii. Tabii. Bu köpeklere sahip olmak için ne yapmak lazım? Aksaray'da gelip bizleri bulmaları lazım. Bizler de yardımcı oluyoruz. Yani biz dernek olarak ırk tespit çalışmalarını yapıyoruz. Parayla satıyor musunuz? Parayla biz değil, vatandaşlar satıyor. Ne kadar mesela bir tanesi? Bir en iyisi 3000 lira civarında veriyorlar. Peki bir tane. Peki böyle büyüğü? Büyükler de 10-15 bin lira civardan aşağı alamıyorsun. Ya, yani. Tabii, 15 bin TL. Evet. Çok pahalı değil mi abi neredeyse? Ya işte bir araba. 4-5 sene evvel de 15 bin liraydı, 10 bin liraydı, 20 bin liraydı. Şimdi kaç lira onu bilmiyorum. Yani onun ticaretine karışmıyorum biz. Ancak biz bunun ırk tespit çalışmalarını peki, yapıyoruz. Peki Malaklı köpeğini alan kişi ne için alır? Güvenlik için mi? Yoksa bu cinsi sevdiği için mi? İhtişam için. Gösteriş için. Yakın zamandaki 3-5 senedir, 10 senedir olan olay, Aksaray Malaklısı bugün götürülüp de davara bağlamıyor adam. Çünkü 15 bin lira verip de bu köpeği davara bağlamam ben diyor. Bunu ancak büyük şehirlerde varlıklı kişiler alıyorlar. Peki yerlerini yadırgıyorlar mı? Şimdi Aksaray Malaklısı'nı bugün Afrika çölüne götür dayanır, Sibirya'ya götür dayanır. Bunların karakter yapısı zaten Orta Asya'dan gelmiş ki. İnsancıl yani. Mezopotamya tabii. Seviyorlar. İklim olarak da dayanıyor. Mesela ilk geldikleri Mezopotamya havzası. Bugün şu anda Mezopotamya havzasında 40 derece civarında sıcaklık olan bir yer. Anadolu desen keza ona göre. Buradan mesela Afrika'ya ta uzak Arjantin'e, Çin'e köpekler götürdüler buradan. Çok köpeğimiz gitti Aksaray Malaklısı olarak. Avrupa'ya anormal şekilde gidiyor. Hala gidiyor. Şu Aksaray Malaklısı fizik olarak dünyanın her yerinde yaşayabilir. Hemen oranın iklimini kabul eden. Yalnız 3-5 gün bir salaklık gibi diyelim. Veyahut da birazcık uyuşta yadırgar tabii yani. İklim değişikliğine dolayı. Abi. Ama değişik. Mesela ben kavgaya gittim. Yanınızda olmasın. Tam hisseder sadece. Mi benim kavgalı olduğunu? Ne kavga olduğunu, adamı parçalar atar. Sen hemen de alamazsın. Hisseder mi? Tabii. Yani böyle sesinden ağız bilir. Tabii ağız tartışmasından bilir. Zapt edemezsin bu yani. Biz 75-80 kiloyuz. Bu köpek şimdi şu anda 80-85 kilo. Oo. Bir de bunu ağzındaki dişler biz bıçak deriz yani.
Çok keskin. Ağzıyla tabii. Bir de atlıyor bir köpek. Ayağıyla mayayla vuruyor ki zapt etmek kolay değil yani bir köpeğe. Yetiştirme tarzın çok önemli bir de. Aksaray Malaklılar davarda yetiştirirsen davarda, bekçilikte ve de seni korumada yetiştireceksen ona göre yetiştirilir. Abi ya bunları sen öyle birine anlatıyorsun ki köpeklerden korkan birine ve ben bu anlattığın şeyleri yapan bir hayvanı sevdim az önce. Evet, bayağı bir ilerleme yaptınız 10 dakikanın içinde. Biraz sonra da alıp götürmeye kalkarsanız ondan korkuyorum. Abi peki ben almaya kalksam bu köpekten ne kadar zamanda almalıyım? İyi bir Malaklıyı alman için yakın zamanda derlerse 3 ay şimdi şu anda. Niye? Ya talep çok. Talep çok eliklere. Şimdi bu arkadaşımızın 6-7 tane dişisi var. Eşe gelecek. 2 ay hamile kalacak. 2 aydan sonra yavrulayacak. 45 günde öyle. 3 ay. Bir de bunların sağlıklı olup büyüyeceği, büyümeyeceği. Doğumda çok süre veriyoruz biz. Sağ olsun Aksaray Veterinerlik Fakültesi de doğumlardaki ölümlerin önüne geçmek için bir çalışma başlattı yani. Ablacım gel böyle gel. Bak gördün mü yanıma gelince nasıl hemen baktı. Sen az önce köpeğin dişlerini elledin. Korkmadın mı? Korkmadım. Neden? Çünkü bir de alışkın sahiplerine yani. Başka köpekler de geldi az önce. Onları da elledin. Bizim yani bize alışıktı. Ben senden yaşça büyüğüm. Bu köpek fobimi nasıl yenebilirim? Onlarla bir arada mı olmak lazım? Evet. Sen köpeklerle ne zaman tanıştın? Doğduğumdan beri bunlar burada. Aran nasıl köpeklerle? İyi. Seviyor musun köpekleri? Hobi olarak seviyorum. Peki seni gördükleri zaman nasıl tepki veriyorlar? Ben geldiğimde havlıyorlar genelde. Neden? Ne anlama geliyor? Ya sıcaktan havlıyorlar içeri çek diye. Ha ihtiyaçları var. Sahibini anlatıyor kendini. Köpeklerini görmediğin zaman özlüyor musun? Özlemez olur muyuz ya? Aksaray Malaklısı denince akan sular durur. Bunlar benim her şeyim. Bunların sevdası bir ayrı. Arabayla geldiğimde hele bu artık inanır mısınız? Ağlar böyle. Ne olur beni arabaya bindir diye. Çözeceğim, arabaya binecek, bir götürüp 3-5 kilometre gezdireceğim, geleceğim. Artist onun için bana ayrı düşkün. Yani Allah onu kazadan beladan hem amin. Gözlerden korusun diyorum. Amin maşallah çok güzel ama. El ele 4-4,5 senedir çeşitli fuarlara, çeşitli illere artistle gittim hep. Hı hı. Arkadaş gibi bir yani çok yakın bir dostum gibi oldu. Köpeklerden korkan ben Malaklı köpeğini niye sevdiğimi şimdi anladım. Onlar da benim gibi Şahşah'ı seviyorlar belli ki. Bu köpeklere sahip olabilmek için önce cebinde 15 bin liran olması lazım. Sonra bir de 6 ay beklemek lazım. Ama bunların samimiyetine, bu güzel enerjilerine değer mi? Tabii ki değer. Sen biraz daha burada dursan bunun boynuna da sarılırsın. Poz fotoğraf çekilirsin. Ya. Ciddi söylüyorum. Yani bu şekilde sizin gibi bayanlar gelip, yok, erkekler de gelip bak. O kadar uzun boylu değil abi. Boynuna sarılamam da. Şimdi sarılacağında bir şey yok zaten bunun. Yapılacağında da bir şey yok. Ah. Şu şekilde sarılacaksın. Bir şey yok. Ay canım yani, benim ya. Hakikaten mesela bak şu an ben köpekle yan yana oturuyorum. Ve beni hiç korkutmuyor. Hayret bir şey. Yani böyle bir elektrik olamaz. Buraya girerken ben bunlar köpek çok değil aslan. Nasıl beni buraya getirdiniz diye ekiple kavga ettim. Ben böyle bir röportajı yapamam dedim. Herkes yani fobim var yani hani bana seviyorum da, ama korkuyorum elimde değil. Bana da ne dediler biliyor musun ekip arkadaşlar? Ne dediler? Ay! Ay bismillah. Ay! Korkma. Ne oldu lan? Nazar değdiler. Bunlara nazar değdi arkadaşlar. Ben daha fazla sohbet edemeyeceğim ama onlarla vedalaşma zamanı. Canlarım görüşürüz. Ah sahibini gördü işte yani bu böyle bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ama yok daha gelemem artık bitti. Yok gelemem artık çok teşekkür ederim. Köpek kardeşlerim görüşürüz canlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.